Başlıyorum. Tamam. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Günümüz teknolojileri sanat üretimini hem esnekleştiriyor hem de şeffaflaştırıyor. Şu anda her geçen gün daha önceden alışmadığımız formlarda sanat icraları görüyoruz. Ve bunun bazıları bugün olacağı gibi direkt seyirci karşısında üretiliyor hatta. Birazdan göreceğiniz gösterideki tüm görseller bizim halen geliştirmekte olduğumuz MUS isimli bir yazılımımız tarafından geliştiriliyor. Bu yazılımın özelliği aslında şöyle. Göreceğiniz görsellerin hiçbir önceden kaydedilmiş değil. Dolayısıyla hepsi bu an burada üretiliyor olacak, hesaplanıyor olacak. Bilgisayarla yaptığımız için bunu dışarıdan aldığımız ses verisini de analizleyip bu hesaplanma sürecine dahil edebiliyoruz. Sonuç olarak hem gerçek zamanlı hem de ses etkileşiminde görseller ortaya çıkartabiliyoruz. Aynı zamanda sistemin manuel kontrolü sayesinde Deniz'de müzisyen arkadaşlarımızın improvizasyonuna görsellere etki ederek katılabilecek. Bu gördüğünüz enstrüman Yaybahar. Görkem zaten şeyle uğraşıyor işte, enstrüman üretimi ve akustik deneylerle uğraşıyor. Alp öte yandan bas gitardan aldığı sesi kendi yarattığı elektronik efektlerle işleyip daha elektronik bir tını yaratacak. Bu tarz farklı sistemlerin birleştiği projelerde kişilerin kendi yetilerinin dışında aralarındaki diyalog da çok önemli. Yani çünkü hepimiz kendi alanlarımızın dışına çıkıyoruz. İşte ben esasen elektronik mühendisiyim, etkileşim sistemler üstüne çalışıyorum. Candaş dediğinizin Nohlab diye stüdyosu var. Onlar deneyim tasarımı, sanat yönetimi, animasyon alanındalar. İşte Görkem enstrüman üretiyor, Alp elektronik müzikle ve efektlerle uğraşıyor. Ama sonuç olarak bizim burada amaçladığımız şey aslında sesle görselin bir bütün olarak algılandığı, işte hangisinin hangisini etkilediği, etkilendiği, tetiklediği gibi sınırların daha bulanıklaştığı, tabiri caizse sinestezik bir gösteri ortaya sunmak. Hepinize iyi seyirler. Thank you.
Thank you.
Yani.